Allah, üç parça halinde saklamış, bayağı da ağır şu an. Evet. Çamur balığı fosili 110 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramadan kalmış maşallah. Tüm detaylarını da görüyoruz. Mükemmel. Pulları, diğer tüm üzerindeki detaylar hepsi birebir aynı maşallah. Tüm yüzgeçler falan her şey duruyor yani maşallah. Maşallah. Kretese dönemine ait Brezilya'dan çıkarılmış bir fosil. Bu da canlısı çamur balığının. Çok şekil canlısı evet. Ama aynen kalmış. Aynısı duruyor maşallah. Uzunluğu, üstündeki yapısı, pulları hepsi birebir aynı kalmış maşallah. Allah Hud suresi 21. ayeti şöyle buyuruyor. Kolumu şeytandan Allah'a sığınıyorum. İşte bunlar kendilerini hüsrana uğratanlardır ve yalan olarak uydurdukları düzme tanrılar da onlardan uzaklaşıp kaybolmuştur diye Allah ayetinde bildiriyor. İman etmeyen insanlar için, inkar edenler için Allah'ın yarattığı delilleri net olarak görüp fakat inkar yoluna sapanlar için Allah ayetinde böyle bildiriyor. Kendilerini hüsrana uğratmışlardır diye. Evet. Çünkü bulunduğumuz zamanda da ve daha diğer önce zamanlarda da müthiş bir Darwinist propaganda yapılıyor. Tüm dünyada insanları tek yönlü bu yöne iletmeye çalışıyorlar. Darwinist olmaya zorluyorlar. Fakat anti propaganda yapıldığında zaten yapabilecekleri bir şey kalmıyor. Anti Darwinist propaganda karşısında hemen aklı başında olan bir insan hemen kanaati geliyor. Mesela tek bir fosil gösterdiğimizde evrimciler dahil onun net olarak Allah'ın yaratma sanası olduğunu, Allah'ın yoktan var ettiğini hemen anlıyorlar. İnanmıyorum diyen kişiler olabilir. Fakat kalben ve vicdanen mutlaka inanıyorlardır. Fakat inşallah bu dönemde de o Darwinistlerin yaptığı telkinler ve Deccal'in büyüsü inşallah tamamen ortadan kalkacaktır. Allah bize de bu fosilleri göstererek inşallah bunları vesile kılar. İnsanların tüm dünyanın hidayetine inşallah bu fosiller de vesile olur.